Bir yıl öncesinin 7,5 civarında olan akaryakıt fiyatı 22 liralara, 23 liralara geldi. Sonra biraz düştü. Bu arada biz tabii 2 yıldır pandemiden dolayı zaten para kazanamıyorduk. Bu mazot fiyatları da çoğalınca hep zarar etmeye başlamıştık. Bu konuda Büyükşehir yardımcı oldu sağ olsun. Zam yapıldı. Tabii bizle ilgili bir olay değil bu akaryakıt zamları, parça zamları, tamir paraları, işte araçların amortismanı, bunlar hep üst üste gelince kaçınılmaz oldu bu zam. Bu durumdan şikayetçi olanlar? Muhakkak vatandaşlara biraz ağır geliyor tabii. Yani biz de istemeyiz bu kadar zam yapmak ama şartlar bunu gerektiriyor. Vatandaşların bilgisi de bütün basında yayınlandı. Bilmeyen elbette bilmiyor olabilir. Peki yakında yeni bir zam görünüyor mu? Aha, yok. Şimdi bu zamın şöyle bir özelliği var. Akaryakıt fiyatları düşerse zam şeylerde, fiyatlar da düşecek. Ona göre ayarlandı. Çıkarsa çıkacak. Bu şekil bir uygulamaya gitti Büyükşehir. Yani düştüğü zaman akaryakıt fiyatları, ki düşüyor bu aralar. Düştü bu aralar. Ona göre bir yeniden ayarlanma imkanı olacak. Şunu söylüyorum, biz zam yapmaktan memnun değiliz, mutlu da değiliz. Vatandaşlar bu konuda çok müzdarip. Bizim de ailemiz biniyor, gidiyor, geliyor tabii. Ama şartlar bunu gerektiriyor. Yapacak çok fazla bir şeyimiz de olmuyor. Şimdi eskiden beri bizim sistem bu. İndi bindi, istediğiniz yere kadar gidebiliyorsunuz. Aslında ilk çıktığında farklıydı. O da çok karışıklığa sebep olmuştu. Onun için biz ne yapalım dedik. İşte indi bindi fiyatını bütün her yere uygulayalım. Yani burada kısa mesafe ücreti bizim 6,5 lira. Ama uzun mesafeye de aynı fiyatla götürüyoruz. Onun için karışıklık olmasın diye en alçakta tutmaya çabalıyoruz, sarf ediyoruz. Yani.